Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer çok güzel bir haberle karşınızdayım. Neden çok güzel? Play to Earn oyun sektörünün giderek daha fazla büyüyeceğine artık net emin oluyorum. Çünkü çok 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 büyük oyuncular ve arka plandaki oyun yapımcıları da AAA yani kaliteli oyun yapımcılarının da adım adım bu sektöre doğru geldiğini görüyoruz ki bu videoda o projelerden bir tanesiyle alakalı. Haydi geçelim öyleyse hemen videomuza. Projemizin ismi Midnight Society arkadaşlar. Peki ne bu? Neden bu kadar ben özellikle hype'landım? Dr. Disrespect'in oyunlarından olacak ve tabii ki takımda çok daha farklı kişiler, çok daha önemli kişiler de var. Onları da birazdan değineceğiz ama Doktor'u zaten FPS oyunlarından biliyorsunuzdur. Çok ünlü bir yayıncı. Zaten kendi Twitter adresine baktığımızda da direkt pinlenmiş tweetlerinde Midnight Society ile alakalı olduğunu görebilirsiniz. Midnight Society'nin Twitter'ına gittiğimizde de yeni bir 3A artık neyse yapım olduğunu görebiliyoruz ve bunu da diğer kişileri de görüyoruz. Peki bu diğer kişiler kim? Niye bu kadar gaza geldim ben ve bunu sizinle paylaşma gereği duydum arkadaşlar dersek hemen bir projenin web sitesine öncelikle gidelim. Oradan adım adım devam edelim. Buradan hemen About Us kısmına tıklarsak biz kimiz kısmında zaten doktoru görebiliyoruz. Ardından da 402 geliyor. Peki 402 yani Robert Bowling kim arkadaşlar? Call of Duty'nin Creative Strategist ve Community Manager'ı. Call of Duty'yi zaten hepiniz mutlaka duymuşsunuzdur. Ardından kim geliyor? Gears of War, Halo gibi çok yine ünlü oyunların game designer'ı Queen geliyor. Queen de LinkedIn sayfasına isterseniz kendiniz de ulaşabilirsiniz. Ve diğeri de yine Art Director olan Destiny ve Halo'da aynı şekilde çalışmış Darren arkadaşlar. Darren'ın da yaptığı ve çalışmaları buradan ulaşabilirsiniz. Ya beni ne ilgilendiriyor derseniz arkadaşlar bu insanlar oyun sektöründeki büyük kişilerden, büyük insanlardan. Bu kişilerin blockchain tabanlı bir oyun yapmaya başlamaları demek play to earn sektörünün acayip büyüyeceği anlamına geliyor. Evet, hepimiz için çok 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 güzel bir haber. Projenin başında da yer almak ve bir şekilde whitelist, NFT vesaire ya da en başında yer alabilmek için de şu an yapmanız gereken şey arkadaşlar hemen start here'a basmak ve 2 gün içinde ben şimdi o anda videoyu paylaşacağım. 2 saat sonra paylaşırım. Yaklaşık 2 gün 12 saat 10 saat civarında kalmış olacak. Bu süre içinde hemen gelip buradan Claim Now yapmanız gerekiyor. Claim Now yaparken tabii ki sizden bazı bilgileri isteyecek. İşte Steam'iniz var mı, Battle.net'iniz var mı, ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız gibi bazı sorular soracak. Bunları cevaplamanız gerekiyor. Seçilip aldığınız zaman size seri 0 patch verecek. Ve bu seri 0 da şuradaki cevaba göre zaten gördüğünüz üzere bir NFT olacak arkadaşlar. Daha sonrasında çok yüksek fiyatlara satabilme ya da projenin başında yer alma gibi düşünebilirsiniz. Hatta satış konusunda espri bir dille başlamışlar. Seri 0 patch'imi bu NFT'yi satabilir miyim diye. Öncelikle demiş ki nasıl cüret edersin böyle bir şeye? İkinci olarak da evet satabilirsiniz. 30 günlük sürecin sonunda tamamen transfer açık olacak ve dolayısıyla da satışa açık olacak diye cevabını zaten vermişler arkadaşlar. Peki bu Founder Pass ne olacak? Toplamda 10.000 tane olan Founder Pass sayesinde arkadaşlar daha öncesinden Early Access olarak oyuna ve silah testlerine erişimi açık hale gelecek. Oyunla ilgili bazı oylamalar yapılacak, işte böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak diye bunlara katılabileceksiniz. Ve şu anda ekranda gördüğünüz diğer tüm artılardan faydalanabiliyor olacaksınız. Eğer projeyi düzgün yönetebilirlerse ileride çok fazla, belki 100x'e kadar çıkabilecek olan bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden bir an önce kaçırmadan bunu tamamlamanızı öneriyorum. Diğer tüm sorularınızı hem sitesi üzerinden okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan diğer sorular için de Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Discord'da zaten her şeyi bulduğumuz anda paylaşıyoruz. Ki gördüğünüz üzere bunu da daha dün hemen paylaştık. Sonrasında da videosunu yapıp detaylı bir şekilde yine inceleyeceğiz, anlatacağız ve burada konuşacağız diye burada yazdım arkadaşlar. Tüm bu oyunlardan videosunu da paylaşamadığım, yetiştiremediğim tüm oyunları da kaçırmamak için Discord adresini de bekliyorum arkadaşlar. Buradan tüm oyunları takip edebilirsiniz deyip videoda yavaştan sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.